Herkese merhabalar, ben Meylin. Sıfırdan İnternet serisini belki bilenleriniz vardır. Artık tüm prosedürleri tamamladım ve sırada sosyal medya hesaplarımı canlandırmak var. O yüzden 30 günlük bir challenge'a başladım. Herkese merhabalar, ben Meylin. Sıfırdan e-ticaret serisini belki bilenler vardır aramızda. Artık tüm prosedürlerimi tamamladım ve sırada pazarlama var. Ve tabii ki... Artık tüm Benim şimdi ya, ben öyle heyecanlandım. Hadi toparlan kızım. 30 günlük bir challenge'a başladım. Bugün de challenge'ımın ikinci günü sizlere... Sizlere Bel isimli küpemizi tanıtmak istiyorum. Ve karşınızda Bel. Satende matende bir şeyler bulayım. Şizofren miyim acaba ya? Bugün challenge'ımız
Kahve? Kahve alırım, tamam. Filtre? Olur, süt varsa koyarsan süper olur. 25 yaşındayım aslında. Yeni başladım bu işe. Kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Kaçsın bu arada? Kaçta oluyorsun? 99'luyum. Ablamla yaşıtsın. Gerçekten mi? 2001'liyim ben. Şaka yapıyorsun. Herkes çok büyük gösteriyorsun diyor. Büyük göstermiyorsun ama benim yaşıtım olduğunu düşünürdüm. Şu an aslında birazcık prosedürleri hallettim. Yani ne yaptım? İşte şirketimi kurdum, pazar yerimi açtım, İKAS e-ticari sistemi açtım. Şimdi de challenge'a başladım sosyal medya tarafında. Tamam hani tüm prosedürleri hallettik okey ama orada ihtiyacımız olan şey artık bilinirlik. Yani şirketim var, sitem var da kimse bilmediği sürece ne anlamı var? Orada ne yapıyorum? İşte her gün TikTok hesabıma, Instagram hesabıma video çekiyorum. Biraz hem hareketlendirebilmek için hem de challenge yaptığında bence daha fazla gönüllülük elde ediyorsun. Bir de evet, şimdi her gün besliyorsun. Algoritma da seni çok sevecek. Aynen, aynen öyle. Algoritma beni sevsin istiyorum. İnan bana, tek isteğim o. Böyle bazı insanlarla uzun zamandır tanışıyormuş gibi hissetmek farklı bir duygu ya. Evet. Bana cevap vereceğini biliyordum. Ya. Ben de işte o açıdan özellikle kadın girişimci olman çok ilgimi çekti. Bunu çok önemsiyorum çünkü. Ve bir yandan da hani yaptığın şeyler, ya girişim zaten başlı başına çok bilmiyorum cesaret isteyen bir şey bence. O yüzden benim de hoşuma gitti her şeyle. Konuşalım istedim. Sen bir de çok uzun zamandır bu işin içindesin. Evet. Uzun 10 yıl oldu mu? 11 yıl olmuş ya. Geçen fark ettim ben de. Evet, 11 yıl olmuş. 11 sene önce ne yapıyorduk ki? Nasıl buldun ben ya? Ben hoca gösteriyordum. Sen nasıl keşfettin böyle bir sektörü ya? Ya keşfetmedim aslında çünkü böyle bir sektör yoktu. O zaman para kazanma özelliği yoktu YouTube'da. Evet. Ben param çalınca fark etmiştim mesela. Param mı çalındı? Evet, ilk param çalınmıştı, öyle fark etmiştim. Nasıl paranı çaldılar? Biri bu satın abisiyim demiş, benim abim olmadı hiçbir zaman. Aa. O şekilde almış, uyanık. Daha farklı ne yapabilirim? Bana önerin olur mu? Ya şöyle. Tutu ısıtmamı ister misin? Hiç gerek yok. Tamam. O konuda ben şöyle düşündüm. Şimdi ben sana destek olmak istiyorum ama bir yandan da bunu hani samimi ve doğal görünecek şekilde çünkü hani bizim tanışmamız lütfen, bunu yapmamız lütfen, da böyle. Aynen öyle. O yüzden hani belki dedim benim de gerçekten kullanacağım bir takıyı gerçekten kullandığım bir günde bir story mesela paylaşabilirim. Hani oradan benden ilgisini çeken insanlar belki gelebilir. Çünkü sayfada da içerikler olduğu için hani belki ilk aşamada alışveriş yapmayacaklar ama en azından adını duymuş olacaklar ya da diğer ürünleri görmüş olacaklar. Yani belki böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Bu arada bir şey soracağım. Tabii ki. Senin takılar şu an evde var mı? Çünkü sayfada biraz gördüm ama canlı görmek istiyorum, merak ettim. Takılarım var. Hatta ben görmek istersin diye mutfak masasına çıkardım. Gerçekten mi? İpek Hanım bize müsaade eder misiniz? Bunlar biraz daha böyle klasik modeller. Bunları çok dağıtmaya çalışıyorum ki hepsinin kategorileri ayrı ya o yüzden. Aa öyle mi? Hı-hı. Neye göre ayrıldı? Fiyatlarına göre. Aa bak bu da çok güzel. Beğendin mi? Bunu bir de şu taşlarını... Taşının renkli olanları da var. Öyle mi? Bak. Aa bu çok, buna bayıldım bak. Gerçekten. Çok güzelmiş. Deneyebilir miyim bu arada? Tabii ki de. Bir şey söyleyeceğim, bu çok şık. Çok çok şık. Hatta bak 3 gün sonra bir davete gideceğim. Bu da çok yakışır. Aa yoksa küpeleriniz miden mi? Sen tutsan olur mu ya? Beceremedim. Kolum 5 santim. Ya bir şey söyleyeceğim, şunu çok beğendim ben. Sen kendini beğendiysen bunu atalım mı? Olur. Tam küpede şurada çıkıyor ya aramızda. Sana uygunsa paylaşabilir miyim o zaman bunu? Hem küpeleri de göstermiş oluruz. Gerçekten. Evet. Şöyle olabilirsek eğer. Sen kendimi çekmiş. Aa. Sağ olsun. Buyurun efendim. O anı çekebilseydik ama yetişemedik. Sonra şimdi kamerayı almaya gitti. Bugün güzel bir şey oldu. İlk satışımı yaptım. Gel hadi gel artık. Gel. Çok yorulmuştum. Gerçekten artık böyle belki de sabrımın ve enerjimin sonuna doğru gidiyordum ama o bildirim her şey sıfırladı. Başa döndüm. Bitti. Kargo kutusu falan almamız lazım. Gidin. Kargo kutusu alacağız. Paketleme yapacağız. Çok işimiz var. Thank you.